Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Matematiğe ilk adımda gelmişiz 16. adıma. Yeni bir başlık atıyoruz. ÖSYM'de en çok yanlış yapılan 4 işlemden biri. ÖSYM'de en çok zorlanılan konulardan biri. İnanmayacaksın ama bölme bölünebilme. Hocam bölmede de var ki deme. O kadar ince ayrıntılar var ki o ayrıntıları halledeceğiz birlikte. Ama önce her zaman olduğu gibi ödevlendirmelerimizi yapıyoruz. Geçen dersteki ödevlendirmeleri yaptın mı? Ya da sen de benimle birlikte elindeki kitapta ilerliyor musun? Bak koskoca bir kitap bitireceğiz birlikte. Sen de elinde hangi kitap varsa ya da bu kitap varsa ne yapıyorsun? Benimle birlikte konu konu soruları çözüyorsun. Matematik soru çözülerek öğrenilecek. Hani bu sefer bitireceğiz demedik mi matematiği? E birlikte bitiriyoruz. Sayfa kaçı açıyorsun biliyor musun? Sayfa 140'ı açıyorsun. Bölme bölünebilme test 1. Test 2. Bir de test 3 var. Ha biz, biz sadece test 1'i çözeceğiz şimdilik. Test 2 ve test 3'ü bir sonraki ders yine onları sonrasında halledeceğiz. Ama önce, önce o soruları çözebilmen için elinde kalemin, önündeki adın. Benle yazıp benle çözüyorsun. Tabii ki birlikte söyleyerek başlıyoruz derse. Gönder. Gönder. Gelsin mi hocam dedim. Döndü bana ekranıma. Evet, matematiğe ilk adımda gelmişiz 16. adıma. Niye benim kalemim aktif değil? Heh, aktif şu an. Bölme bölünebilme 1 dedik. 16. aşama dedik. Aç bakalım hocam. Ne anlatacaksın? Ya bildiğim bölme anlatacağım sana. Gel gel. Yani buradaki terimler çok kolay gelebilir önce. Ama şu sayfayı açtığımda hocam burada bölme işlemi ne var diyeceksin ama o kadar ince ayrıntı yatıyor ki burada. Bazen sadece hesap makinesiyle çözebilirsin bunları ama biz şimdi biz halledeceğiz beraber bunları. Şimdi bölme işleminde neyi bileceğiz? Bu ilkokul usulü dediğimiz bölme işlemini yazdık hocam karşına. Evet yazdık. Burada bilmen gereken şey önce bunların isimleri çünkü sorularda kullanılıyor. Arkadaş buradaki ifadenin adı bölünen. Yan tarafta böldüğün sayıya verilen isim bölen. Bu bölmeye çalışıyor. Burada bulduğun sonuca bölüm. En aşağıda eğer kalırsa sıfır haricinde bir sayı ki sıfır da aslında kabulümüzdür. Kalan adı veriliyor. Bölünen, bölen, bölüm, kalın. Bu kavramlar anlaşıldıysa iniyorum aşağıya. Bir bölme işleminde kalan daima bölenden küçüktür ki bölmenin tanımı burada yatar. Hocam bölmenin tanımı mı olur? Olmaz olur mu ya? Bölmenin tanımında yatan en önemli cümledir bu. Bir bölme işleminde kalan daima bölenden küçüktür. Bak burada bölen kim? B harfi. B kimden büyük olmak zorunda? Kalandan. Peki kalan kaç olabilir? Sıfıra eşit olabilir. Harflerle aslında çok göstermek istemiyorum. Kafa karıştırabileceğini düşünüyorum ama yine de burada yazan cümleyi harflere dökmek istedim. Genellemek istedim. Buradaki mantığımı anlayabildim mi? İn aşağı. Kalan sıfır ise, ya en güzeli bu zaten. Kalan sıfır ise e, bölünen bölene Tam bölünüyor denir. Ya da şöyle bir cümle vardır hani kalansız bölündü denir. Kalansız bölündü demek aslında kalanın sıfır olduğunu söylemektir. Bu cümlede tamam bunu da anladık hocam. İn bir aşağıya da Bölme işleminin sağlaması vardır. Biz yaptığımız bölme işlemlerinin sağlamasını şu şekilde yapacağız. Bölümle böleni çarpacağız. Bölenle bölümü çarpacağız. Aynı şey. Üstüne kimi ekleyeceğiz güzel arkadaşım? Kalanı ekleyeceğiz. buna eklediğimizde kimi bulmuş olacağız? Bölünen sayıyı bulmuş olacağız. Eğer tüm bu kavramlar tamamsa. Tamam hocam ben buradan bir şeyler anladım ama bu işi tabii ki soru çözerek anlayacağız asıl diyorsan. Gel bakayım ben. Gel. Bak şimdi 123'ü kaça bölüyoruz? 17'ye. Bölüm A. Kalan kaç? B. Buna göre diyor A artı B'yi bulur musun? Ya bildiğim bölme işlemi değil mi hocam? Evet bölme işlemi yapacağız. Orada bölümle kalanı birlikte bulacağız. 123'ü 17'ye bölüyoruz. Şimdi nasıl bölüyorduk bunları bir hatırla bakalım. 1, 2. 1'in içinde 17 yok. 12'nin içinde 17 yok. 123'ün içinde 17 var mı hocam var. İşte burada sayılar vermeye başlıyorsun. 6 kere 7 42 mesela biraz yaklaştık. Elde var 4 ne yaptı? 102 yaptı. Daha yeterince yaklaşamamış. Deneye deneye bulmaya çalışacağız. 7 kere 7 49 hocam elde var 4. 4 ekledim 119. Bayağı yaklaştık. Demek ki istediğimiz sayıyı bulduk. Çıkarıyorum bu sayıları birbirinden. 3'ten 9 çıkmaz. 13'ten 9 çıktı. 4 kaldı. Burada 0 kaldı. Burada 0 kaldı. Demek ki bölen sayı kaç? Pardon bölüm sayısı kaç? 7. Kalan kaç? 4. Bölme işlemi bitti mi hocam? Nereden anladın? Nereden anladın biliyor musun? Bölen sayı kimden büyük? Kalandan büyük. Bunun anlamı bölme işlemi bitmiştir demektir. Bittiğine göre ben 7 ile 4'ü kenarda bir toplarım. 7, 4 daha 11. Canavar gibi yapıştırırım cevabımı gel şimdi çok ince ayrıntıya geçiyorum belki bugüne kadar bölmede bilmediğim bir nokta hocam bölmenin nesini bilmeyeceğini ilkokul bölmesi deme bak deme gel bak hatta şöyle bir şey yapalım mı İddiaya varım bak 3 tane soru var en az bir tanesini yanlış yap hocam sen yanlış yapacaksın diye niye söylüyorsun doğru yapacaksın desene diyeceksin ama bak burada çok bilinen bir yanlıştan bahsedeceğiz herkesin bildiğini düşündüğü ama yanlış yapılan kısım başlıyorum denedim mi ama bu sonuçları bak karşılaştı hesap makinesi yok elle 2'nin içinde 25 yok. 25'in içinde 25 var. Kaç defa? Bir defa var. 25'imi yazdım. Çıkarttım. 0, 0. İnanamayacaksın yapacağım işleme. 2'ye aşağı indim. 2'nin içerisinde 25 yok mu? Yo, var. Hem de 0 defa. 0 kere 25, 0. 2, 0 çıktı. 2 kaldı. Şimdi 5'i aşağıya indim. Evet gerçek bölme böyle yapılır. Şaşırdın değil mi? Şaşıracaksın dedim. 25'in içinde 25 bir defa var. 25 e aşağı düştük. 0 0. 2'yi aşağı indim. 2'nin içinde 25 yok mu? Hayır var. 0 daha. 0 de daha. 0 defa. 0 kere 25. 0 çıkarttım. 2. 5 e aşağı düştüm. 25'in içinde 25 bir defa var. 25'ten çıkarttım. 0. Eğer sen de benle birlikte bu aynı sonucu bulmadıysan sebebini umarım anlamışsındır. Hocam nasıl ya 2'nin içinde 25 0 defa var? Var var. Aslında o sıfır kafadan gelmiyor. Normal şartlarda şöyle yapıyorduk bak. Bir defa var. Daha doğrusu 16'nın içinde 16 bir defa var. Çıkarttım. Sıfır sıfır. Ne diyorduk? Bu sıfır buraya bir tane de buraya. Öyle öyle şey olur mu? Bir oraya bir buraya. Ne bu ya? Dağıtıyoruz mu? Biz sebil miyiz? Kızılay mıyız biz dağıtacağız? Öyle bir şey yok aslında. Bu sıfırı iniyorsun aşağıya. Sıfırın içerisinde 16 sıfır defa var. Sıfır kere 16 sıfır. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Vay. Çok da mantıklı gözükmese de bu iş böyle. Biri aşağı iniyorsun. 1'in içinde 16 var mı? Yok. O zaman bir sıfır buraya 6'yı da aşağı iniyoruz dedik bugüne kadar. Bugüne kadar. Niye geçemiyorum ben? Bugüne kadar anlatılan bir yanlıştı bu. Bugüne kadar bizi kandırmaydı bu. Asıl gerçeği. Asıl doğrusu buydu. Neydi biliyor musun? 1'in içinde 16 var. 0 defa 0 kilo 1. 0 kere 16 0. Birden 0 çıktı. 1 kaldı. Şimdi 6'yı düştüm. 16'nın içerisinde bir defa var. 16'yı yazdım. 0 0. Düştüm aşağıya 0'ı. Aynı zamanda burada 0 defa var. 0 kere 16 16 0. Düştüm 0'ı. Düştüm aşağıya 1'i. 1'in içinde 16 yok mu? Hayır var. 0 defa 0 kere 16 0. Çıkarttım 1. En sonda kalan 6'yı düştüm aşağıya. 16'nın içerisinde 16 bir defa var. Çıkarttım 0. Çıkan sonuç kaçmış? Bir teyit etmeye çalışalım. 1 milyon 1001 bir gibi bir sayı bulduk. Anladın mı mevzuyu? Anlaman için son bir soru daha çözelim biz seninle birlikte. 3'ün içinde 35 yok. 35'in içerisinde 35 var. Bir defa var. 35'ten 35 çıktı. 0. 7'yi aşağı indim. 7'nin içerisinde 35 yok. O zaman buraya bir 0. Ya bırakın bu dünyayı. Öyle miydi? Bugüne kadar belki böyle anlatılsaydı sen bu soruyu yanlış yapmayacaktın. Bence birçok kişi burada... Bir aydınlanma yaşadı. Ne dersin? Umarım öyle olmuştur. En azından benim fikrim. Ya da herkes biliyordu mu ya bunu? Acaba ben mi yeni anlattım zannediyorum bunu. Sıfır <laughs> defa çarptım. Sıfır. Yediye aşağı indim. Sıfıra aşağı indim. Yetmişin içinde otuz beş var. İki defa çarptım sıfır. Çıkarttım sıfır sıfır. Üçü aşağı indim. Üçün içerisinde otuz beş. Yok diyemiyorsun artık. Üçüncü soru. Sıfır defa var. Çıkarttım. 3, 5'e aşağı indim. 35'in içerisinde 35, bir defa var. 35'imi yazdım, çıkarttım. 0, 0. 0'a aşağı indim. 0'ın içerisinde 35 var. 0 sıfır defa. 0 ile çarptım, çıkarttım. Sonuç 0, sıfır. kalan 0'dır. Bölmenin sonucu da 102.010'dur efendiler. Olay bitmiştir. Gönder gelsin diyorum ama enteresan bir bölme yaptığımız doğrudur. Şimdi... O kadar güzel bir noktaya geldi ki. Orada sayılarla yaptığımı şimdi harflerle bir bağdaştıracağız. Bir yapacağız ki seninle. Dön bana. Gel bana. ABC 3 basamaklı. AB 2 basamaklı sayılar. Ver bana bu sayıları. X artı C. C nerede? Ha, şuradaki C'yi istiyorum. Bir C'yi istiyorum. Bir de X'i istiyorum. Nasıl yapacağız hocam? Ya sen al bunu. İlkokul bölmen neyse onun gibi yaz. Yazdım. Ne yapacağım şimdi? Diyeceksin ki. A'nın içinde AB. a, a içinde. Var. Kaç defa var? Bir defa. Bir ile çarp gel. A, B'nin cırt cırt sıfır. A, bir sıfır. Ne var bunda? C indim aşağıya. C'nin içinde A, B var mı? Var diyeceksin. Yoksa sadece bir çıkar olur mu? Sıfır defa var. Sıfır kere A, B, sıfır. C'den sıfır çıktı. C kaldı. Anladık mı şimdi? Bak buradaki sayı kime eşit çıkacak? X'e eşit çıkacak. Buradaki sayı kime eşit çıkacak? C'ye eşit çıkacak. Yani o sayı da kaçmış? 7'ymiş. Bu sayı kaçmış? 10'muş Allah'ım. Bu soru o kadar basit gözükür ama sen bulursun 8, ben bulurum 17. 8 bulduysan söyle delikanlı gibi. Delikanlı gibi bulduysan yaz onu yorumlara ya. Ya e, yanlıştan dönmemek daha kötüsü galiba. Yanlışını fark edip döndüysen bu iş tamamdır. Bizim amacımız da o zaten. İlk adım matematik dediğimize bakma. Her şey ilk adımla başlar. İlk adımı ne kadar doğru atarsan o kadar doğru gider. Hadi gel. ABC pardon A B A B C 5 basamaklı ve A B 2 basamaklı sayılar aynı tarz soru bir ben senden istiyorum bunu lütfen durdur ekranı sen çözmeye çalış çünkü bu işi oldu bence artık oldu ama ben yine de çözeceğim tabi ne yaparsın A B A B bir de 3 bir güzel bölme işlemi A B başlıyoruz A'nın içinde yok A B'nin içerisinde bir defa var bir kere A B A B A B'den A B çıktı 0 A'yı düştüm aşağıya A'nın içinde AB var diyoruz artık. Hem de sıfır defa var. Sıfırı yazdım çıkarttım A kaldı. B'yi düştüm aşağıya. AB'nin içinde AB B bir defa var. Artık ne güzel de öğrendik değil mi işi? Çıkarttık sıfır sıfır. Düştüm aşağıya 3'ü kaç kaldı? 3. Üç. 3'ün içerisinde AB. B var. Sıfır defa. Sıfır kere AB sıfır. Çıkarttım dışarıya kalan 3'tür dedim. Ey güzel arkadaşım. Ben artık X'i de buldum ki benim X'im burası. Y'yi de buldum ki benim Y değerim burası. X artı Y'yi arıyordum ben. 1010 yazdım. Y değerim 3'tü. Topladım. 1013 cevabını buldum. Noktayı koydum. Çağırdım geldim yeni soruma. Hadi gelsin bakalım. Yukarıdaki bölme işlemine göre yeni alabileceği kaç farklı sayı değeri vardır? Senden bunu istiyorsun. Şimdi burada bir bölme işlemi var. Acaba y kaç farklı değer alabilir? Hiçbir şey belli değil hocam. Ben nasıl bulayım? A'yı 13'e bölüyorsun. Bölüm x çıkmış. Kalan y çıkmış. Ben nereden bileyim bunları diyeceksin ama aslında burada temel bir mantık yatıyor. Mesela şöyle bir şey yapalım bak. A'yı 5'e böleceğiz. Acaba kalan kaç olabilir? X'i de bilmiyorum yalnız. Ya bir sayının 5'e bölümünden kalan mesela ne olabilir? Onu 5'e bölsek, 2 defa var desek, 2 kere 5 10 çıkarsak 0. Kalan 0 olabilir. 11'i 5'e bölsek kaç defa var? Hala 2 defa var. Çıkarsak kalan 1 olabilir. 12'yi 5'e bölsek yine bölüm 2 desek 12 çık 10 kalan çıkarsak kalan 2 olabilir. 13'ü 5 hocam sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bekle sabret sabret işin mantığını öğretmeye çalışıyorum. Sen bu işin mantığını öğrendikten sonra işimiz çok daha kolay olacak. Bak kalan 3 olabilir. 14'ü 5'e böldüğümde hala 2 defa var. Çıkarttım kalan 4 olabilir. 15'i işte burası kritik 5'e böldüğümde 3 defa var. 15 kalan 0 olabilir. Bak, kalan 0 1 2 3 4 0. Bir daha 0'a gidiyor. O zaman diyorum ki şurayı bir at. Kalanlar şunlardır: 0 1 2 3 4. Ey güzel arkadaşım, piyasada hiçbir şey belli değilse ve bana y kalanının alabileceği kaç farklı değer, sayı doğal sayı değeri vardır diye soruyorsa bir kere kalan 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Kaça böldüm ben? 13'e böldüm. Bölmenin tanımı yatıyor buradaki mantıkta. 13 sayısı kimden büyük olmak zorunda? Y'den. Y'de ne olabilir? En küçük 0 olabilir. İşte buradaki sayı aralığını yazıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yazamam. O zaman bölme işlemi bitmemiş olur. 12 tane sayı. 1'den 12'ye kadar bir de 0 var arkadaşım. Toplamda kaç tane sayı vardır? 13 tane farklı değer alabilir dedim. Y için. Ya bir bölme derler. Geçerler ama ÖSYM buradan o kadar tatlı sorular soruyor ki. Sadece bu ilk adımı izlemem bile sana bu soruları çözdürecek. Buna eminim. Çünkü işin mantığını, işin özünü alıyoruz biz burada. Hadi bakalım o mantıkla devam edelim. Yukarıdaki bölme işlemine göre A'nın C türünden eşitini yazar mısınız dedik. Hadi gel yazalım beraber. A'yı B'ye böldük. Bölüm 4 kalan 3. B'yi C'ye böldük. Bölüm 3 kalan 2. Şimdi neyi kullanacağım biliyor musun? Bölmenin tanımını değil bu sefer. Bölmenin sağlamasını kullanacağım. Önce benim B'ye ulaşmam lazım. B'yi bulup nereye ulaşacağız? A'ya ulaşacağız. Yani B'yi C bir yazalım bakalım. Sağlama ne diyor? Bu ikisini özür dilerim toplamıyorduk. Bu ikisini çarpıyorsun. Kalanı üstüne ekliyorsun. O zaman başlayalım. B sayısı eşittir. Bölüm eşittir diyorum. 3 çarpı C artı 2'dir. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Gel şimdi. Şimdi bak şu tarafa geçtim. Bunu kullanacağım. A sayısı eşittir diyorum. Ne yapıyorsun? Bu iki sayıyı çarpıyorsun. Üstüne bu sayıyı ekliyorsun. 4 çarpı B artı 3 yazdım. Bu da oldu. Ama bitmedi. Ya arkadaş ben A'nın C türünden değerini istiyorum. O zaman bulduğum B değerini burada yerine yazalım mı? Böylelikle A'yı C türünden bulmaz mıyız? Buluruz elbet. A'yı yazdım. 4'ümü yazdım. 3C artı 2'mi yazdım. Bir de artı 3'üm var. Dikkat et orada 4B artı 3. Aslında benim şurada 3C artı 2D yazdığım kısım B kısmı B'nin yerine doldurdum C ile. Hadi madem doldurduk devam edelim. Şunu dağıtalım. 4 kere 3 12C. 4 kere 2 8 artı 3'ü var. A değeri eşittir. 12C. 8 3 daha 11 yapar. Misler gibi yapıştırırım cevabı. Hocam oluyor galiba. Oluyacak tabi. Amacımız o değil mi ya? 16. yaşım. Hadi gel. Gel tanıdın sen beni. Ben de seni. Şimdi ne istiyorsun sen benden? A, B, C pozitif tam sayılar. Eyvallah. Buna göre A'nın en küçük değeri nedir? Ya bir dakika biz buradan A'yı nasıl bulacağız? A'nın en küçük değerini istiyor benden. Bölmenin tanımı devreye girecek burada. Bak bölme diyor ki x'e bölüyorsun. Y, z çıkıyordu ya. Bölme ne diyor? X ile z arasında bir bağlantı var. X kesinlikle z'den büyük. Z de en küçük sıfır olur. Ben en küçük değeri istiyorum. Arkadaş C sayısı kimden büyük olmak zorunda? Birden büyük olmak zorunda. Ben en küçük değeri istiyorsam C yerine kaç veririm? Ya çok mantıklı hocam 2 verirsin. Aynen öyle. C yerine 2'yi veririm. Şimdi derim ki sağlamasını yapalım. Biz bu iki sayıyı ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Üstüne ne yapıyorduk? Bunu ekliyorduk. B sayısı eşittir. 2 çarpı 3 artı 1. B sayısı eşittir. 2 kere 3 6. 1 daha 7. Hocam bulduk. B yerine 7 yazalım. Süpersin. Gittik B yerine 7 yazdık. Çat diye patladı soru. Neden patladı sence? Hocam baksana bölmenin tanımına uymadı. Demek ki biz B yerine 7 yazamıyormuşuz. Sert bir sorunu kabul edeyim öncelikle. B dediğim sayı 10'dan büyük olacak. Anladın mı burayı? Çünkü bölmenin tanımı öyle diyor. Bölmenin tanımına uymazsa yapamazsın. O zaman ben diyorum ki cık, B 7 olamaz. O zaman C'yi değiştirin. Çünkü C değiştikçe B değişecek. C sen 2 olamazsan bir sonraki sayı kaç olabilir? 3 olabilir. O zaman gel C'ye 3 verelim biz. B'yi yazdım. 3 çarpı 3 artı 1. Evet. Bir bildirim geldi. 9 bir daha 10 yaptı. Hayır biz B'ye de 10 veremeyiz. B 10'dan büyük diyorsun. O zaman C 3 olamaz. C'ye sıradaki değer olan 4'ü yazıyorum ama efsane soru olmuş adeta. Günün zorlayıcı sorularından biri. bc'ye C'ye 4 verdik. Çarpı 3 sağlamasını yapıyoruz ya. Artı 1. B değeri eşittir. 4 kere 3 12. Bir daha ne yaptı? 13 yaptı. 13'ümü buldum gittim artık dedim ki B kardeş sen 13 olabilirsin. Hatta alabileceğin en küçük değer senin 13'tür. Ve artık soruyu bitirme vakti. Bu arkadaşları çarpacağız. Üstüne bunu ekleyeceğiz. Ve böylelikle A'nın değerini bulacağız. A değeri eşittir. B yerine 13 çarpı bölüm 4 artı kalan 10. Hadi çarpalım bitirelim. 4 kere 3 12'nin ikisi elde var bir. 4 kere 1 4 bir de elde 5. 52. At bir de onu üstüne topla bakalım. A eşittir toplamı ne yapacaktır? Misler gibi 62 yapar. Yapıştırırsın cevaba. Efsane soru dersin. Efsane. Bence çok tatlı bir soruydu. İşte ÖSYM böyle sorularla gelecek karşına. Lezzetli soruydu. Hadi devam edelim yolumuza. Şimdi tempoyu biraz düşür hocam. Tamam devreleri bir tur yaktık. Şimdi tekrar bir toparlayalım seni. 19 sayfa bu arada 9. sayfadayım. Onu söylemeyi unuttuk değil mi? Bir bölme işleminde Bölünen ya bölünen, bölüm, toplam. Hocam ben hiç hatırlamıyorum onları. Ben de böyle deyince valla ben de hatırlamıyorum. Ben böyle yazınca hatırlıyorum. Şuranın adı ne? Bölen. Buranın adı ne? Bölüm. Buranın adı ne? Kalan. Bak böyle olunca ne güzel oturdu. Bu da bölünüyor herhalde, değil mi? Burası da bölünen bölünen. Hepsini yazdım. Şimdi ne diyorsun? Bölünen ile bölenin toplamı 68. Hani buna A Buna B. Buna C. Hadi gel buna K diyelim. A artı B'nin toplamı 68 hocam. Eyvallah. Bölüm 7. Bölüm 7. C eşittir 7. Kalan kalan 4. K eşittir 4 ise diyor ki bölen sayı kaçtır? Benden istediği şey buradaki B sayısı acaba kaç olabilir diye bana soruyor. Buraya kadar tamam mıyız? Bunu anladık herhalde. Burada bir problem yok. Bundan sonra artık sayı vermek zorundayım. Nasıl sayı vereceğiz hocam? Bir kere şunu biliyoruz. Arkadaş bizim B dediğimiz sayı bölmenin tanımına uyumak zorunda. Yani bölenle kalan arasında bir bağlantı vardı. Kalan ne olabilir? Evet sıfırdan eşit ya da büyük olabilir. Ama bölen kesinlikle kalandan büyük olacak. Kalan kaçmış? 4'müş. O zaman bizim bölüm karşıdan başlayacak. 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olabilir. Bıdı bıdı gider. Peki hocam hangisi? İşte onu deneyerek bulacaksın. Diyeceksin ki diyelim ki B5 olsun kardeşim. B5 olursa A artı 5'in cevabı kaçtır? 68. A'nın cevabı buradan ne gelir? 63 attım karşıya. Tamam da A 63 çıkıyor mu acaba gerçekten? Gittim kenara. 63'ü 5'e böldüm. Gerçekten bunları elde edeceğiz mi? Kaç defa var? Bir defa var. Çıkarttım. 13. 13'ün içerisinde 2 defa var. Çıkarttım. Kaç? 3. Kalan 3 bölüm 12. Yo öyle bir cevap değil. O zaman bölüm diyeceksin 5 değil. Hadi gel bakalım bölüm yerine 6 verelim. Bölüme 6 verirsem A artı 6 68 ise eğer A'nın cevabı da çıkacaktır? 62 çıkacaktır. Şimdi yalnız benim yer, yerim dar. Ben bunu siliyorum o zaman. Her seferinde öyle yapacağız muhtemelen. Geldim buraya. 62'yi kaça bölüyorum bu sefer? 6'ya bölüyorum. Kaç defa var? 1 defa var. 6 çıkarttım 0. 2'nin içerisinde yok demiyorsun. Yok demiyorsun. 0 defa var. İyi gidi bölmeye bak. Bölüm 10 kalan 2. İkisi de tutmuyor. Bak bölüm 7 kalan... Demek ki B6 da olamaz hocam. Ama yaklaştık. İçimden bir ses öyle diyor. Yaklaştığımızı söylüyor. Diyelim ki o zaman biz B'ye 7 verelim hocam. B7 ise A artı 7 68 ise A'nın cevabı buradan ne gelecektir? 61 gelecektir. Bir deneyelim bakalım. 61'i kaça böleceğim? 7'ye böleceğim. Çünkü B'ye bölüyoruz. Bir deneyelim ne geliyor? Kaç defa var? 9. 7 kere 9 63. O zaman 8. 7 kere 8 56 yapar. Çıkarttığımda 4 bir daha ne yaptı? 5 yaptı. İnanılmaz yaklaştım. Birer sayı kaldı aramızda. Ama gel gelelim. <laughs> 7 de değil. 7'yi de sildim. O zaman B yerine 8 yazarım ve tadını çıkaralım. Muhtemelen 8 olması gerekiyor. Bir bakalım bakalım. 68'de A cevabı buradan 60 gelecek. Diyorum ki A sayısı 8'e bölünse kaç tamam var? 8 kere 8 64 olmadı. 7 kere 8 56. Çıkarttığımda kaç kalıyor? 0, 4 kalıyor. Gerçekten C'si 7. Evet, kalan 4. Hepsi tutuyor. Hiçbir problem yok. O halde diyorum ki bölen sayımız eşittir kaçtır? 8'dir dedim. Noktayı koydum. Çatır çatır çözdük soruyu. Ama bölme deyip geçme derler. Eskiler öyle derdi. E biz de öyle diyoruz hala. 9. sayfa bitti gelsin yeni sayfa. Evet, burada başlığımızı bir değiştiriyoruz seninle birlikte. Bölünebilme kurallarına geçtik. Zaten kitapta da arkadaşım sayfa 140'ta şöyle bir ayrım yaptım ben sana. Bak şimdi sayfa 140'taki ödevin aslında sadece bu anlattığım yere kadardı. Sayfa 140 görüyorsun bölünebilme kuralları henüz burada yok. Bunların hepsini çözebilirsin 1'i. Test 2 ile ilgili bazı soruları çözebileceğiz. Çünkü bütün bölünebilme kurallarını önümüzdeki ders bitireceğim. Onu bitirebilmem için önce gel bakalım bunları bir halledelim. Bölünebilme kuralları dedin hocam. Hangilerini vereceksin? Önce 2 ile bölünebilmeyi anlatayım ben sana. 2 ile bölünebilme. 2 çift sayıdır. O zaman bölebileceğimiz sayıların birler basımı 0, 2, 4, 6, 8 ise bu sayılar kaçta bölünür? 2 ile tam bölünür. Yapıştır geç. De. Önce soruyu çözelim. 6540 bip diye bir sayı var. <laughs> X değeri bir sayı var. 4 basamaklı bir sayı. 2 ile tam bölünüyor. X yerine gelebilecek kaç farklı değer vardır? şuradaki x'in yerine gelebilecek sayı değerlerini arayacağız seninle birlikte. Acaba kaç gelebilir oraya? Kaç gelebilir? Düşünelim bakalım. 6540 x. Ey güzel arkadaşım. Şuraya baktım. Dedim ki sondaki rakam kaç olmak zorunda 2 ile bölünmek için? 0, 2, 4, 6, 8 olmak zorunda. Herhangi bir kural var mı? Rakamlar farklı, rakamlar şöyle böyle. Hiçbir şey demiyor. Sonunda bunlar varsa bölünür. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman kaç farklı e, sayı yazılabilir? 5 farklı sayı rakam yazılabilir dedim noktamı koydum. Bu ilk sorum ilk cevabım. Şimdi geldim yeni bir bölünebilme kuralına. 3 ile bölünebilme kuralına bakalım bir de seninle birlikte. 3 ile bölünebilme kuralı ne diyor biliyor musun? Çok tatlı bir kuralı var. Anlatacağız onu ayrıntısıyla. Sayının rakamlarını topluyorsun. 3 ise ya da 3'ün katıysa bu sayı 3 ile tam bölünüyor. Gerçekten. Bak deneyelim. 78. 78'in 3 ile bölümünden kalanı sorduğumda gidip yan tarafta 78'i 3'e bölecek misin? 2 kere 3, 6, 18. Kaç defa var? 6 defa var. 18. Çıkarttım kalan kaç? 0. Hocam kalan sıfırdır. Hayır artık böyle yapmayacağız. Zaten böyle yapma diye anlattık bu kuralı. Kur'an ne diyor biliyor musun? İnanılmaz işini kolaylaştırıyor. Diyor ki sayının rakamlarını topla. Hocam ne alaka? Sen topla. 7-8 daha ne yaptı? 15. Çıkan sonuç 3'e tam bölünüyor mu? Onu kontrol et. 15'i 3'e böldüm. 3 kere 5 15. Çıkarttım 0. O zaman yanına yazdım. Demek ki 78'in 3 ile bölümünden kalan kaçmış? Kalan 0'mış. Bu kadar. Aa, inanılmaz kolaylaşıyor. Bölümü bulabiliyoruz mu hocam 5? Onu bulamıyoruz. Sadece kalanı bulmaya yarıyor. Mesela 158. Hocam 158'i bir kenarda yapsana ya. Bir görelim. Bak yapayım ben kenarda. Bir teyit edeceğiz seninle birlikte. 3 kere 5 15. Çıkarttım 0. 8'i düştüm. Kaç defa var? Hocam 2 defa var. 2 kere 3, 6 çıkarttım. 2. Kalan kaç çıkacak? 2. Gel bu dediklerimizi teyit edelim. 1 artı 5 artı 8. 8, 5, 13. Bir daha ne yaptı? 14 yaptı. Peki hocam 14'ü 3'e böleceğiz. 3 ile kalanından bölün, 3 e, ile bölümünden kalanı mı bulacağız? Aynen öyle. 3 kere 5, 15 olmaz. 3 kere 4, 12. Kalan kaç çıktı? Vallahi kalan iki çıktı. Ey güzel arkadaşım demek ki kalan bulmak için rakamları topla 3'e böl. Kalan burada 0 kalan 0'dır. Kalan herhangi bir sayı kalan o sayıdır. Bu kadar net. 5045. Artık 3'e bölmeme falan gerek yok. Artık mantığı anladım. Hocam rakamları topluyorum değil mi sadece? Sadece rakamları topla gel bana. Rakamlarla gel. 5 5 daha 10. 4 daha 14 yapar. Aa aynısı gelmiş. Keşke farklı bir şey gelseydi ama biliyorum artık. 3 kere 4 12. Çıkarttım yine kalan ne gelecektir? Kalan yine 2 olacaktır dedik. Mantık bundan ibaret. 2 ile bölünebilme. Dön bana söyle. Bak söylemezsen tekrar etmezsen öğrenemeyiz. Beraber söylüyorsun. 2 ile bölünebilme için son rakam kaç olacak? Önce sen sonra ben. Son rakam kaç olacak? Söyle ama ya. Ya bu atlama atlama söyle. 0, 2, 4, 6, 8. Söyleyen arkadaşım helal olsun. Güzelliğim bu, bu, senin güzelliğin. Kafayı sallayıp söyledi. Helal olsun ya. 3 ile bölünebilmede ne yapıyoruz? Söyle ben seni dinleyeceğim. Rakamları topluyoruz. 3'e bölüyoruz. Kalanı alıyoruz. Helal olsun. olsun. Benle birlikte söyleyenlere helal olsun gerçekten. Hadi gel. Şimdi bakalım ne kadar öğrenmişiz. Gel onu teyit edelim. 4 basamaklı bir sayı. 2740 bip. Sayısı 3 ile 3 ile tam bölünüyor diyor. E tamam tam bölünsün. Buna göre A kaç farklı değer alır? Bunu bulmaya çalışacağız. Yani soru bana aslında özünde şunu veriyor. Bak diyor benim elimde böyle bir sayı var hocam diyor. Ben diyor bu sayıyı almışım 3'e bölmüşüm. Kalan kaç diyor? Kalan sıfır. Tam bölünmesinin anlamı o. Peki biz 3 ile bölünebilme kuralını da biliyoruz. 2 artı 7 artı 4 artı A yazdıktan sonra karşıya ne yazacağım biliyor musun? 3'ün katı olan bir sayı çıkacak. 3 ya da 3'ün katı olan bir sayı çıkacak. E tamam toplayalım hocam o zaman bunları bir topla. 7, 2 tane yaptı, 9 yaptı. 9, 4 tane yaptı, 9, 4 tane 13 yaptı. O zaman buranın işleminin sonucu ne çıktı? 13 artı A çıktı. Ben biliyorum ki 13 artı A nasıl bir sayı? 3'ün katı olan bir sayı. Peki 3'ün katı olan bir sayıysa ben buraya A yerine hangi kalem gitti? A yerine hangi sayıları yazabilirim? Onu düşüneceğiz beraber. Diyelim ki A1 olsun. Bak A yerine 1 yazsak. Rakamlar toplamı ne yapıyor? 13, 1 daha 14 yapıyor. Ama 14, 3'e tam bölünmez. Kalan kaç çıkar? 2. Demek ki A1 olamaz. Peki hocam A yerine 2 yazsam. E yaz. Biz sana yazma dedik mi? 13, 2 daha ne yapar? 15 yapar. 15, 3'e tam bölünür. Tam istediğim değerdir. Ahanda A2 olabilir. A'yı buldun. Burada inanılmaz bir kolaylık var. Ama önce hepsini bulacağım. Sonra taktiği söyleyeceğim. Öyle beleş yöntem yok. Önce yoğuracağım seni bir. Yoracağız işin rajonu ben yorulduğum zamanında sen de yorulacaksın. A yerine 3 alacağım. Rakamları farklı demiyor bu arada ona dikkat et sorularda yazabilir bazen. 13 artı 3 ne yaptı 16 yaptı. 16'yı 3'e böleceğim 3 kere 5 15 kalan kaç çıktı kalan 1. Hayır hayır benim aradığım sayı bu olmamalı. Peki A yerine 4 yazacağız. 13 yok yok burada gülümsediğime bakma bununla alakalı bir durum da yok. 17 bölü 3 kaç defa var yine 5 defa var 3 kere 5 15 e, ee, çıkarttım. Kaç kaldı? 2 ki. Ben bu durumu da aramıyorum. Hadi gel A yerine 5 yazalım. 13 artı 5 toplam ne yaptı? 18 yaptı. 18'i 3'e böldüm. 3 kere 6 18 kalan kaç çıktı? 0 çıktı. Bingo benim aradığım cevaplardan biri bu. Bir şey sezinledim mi? Bak A'nın cevabı pardon 2'ymiş. 2 i̇ki olabilir. A'nın cevabı 5 olabilir dedik. Akan sular duracak hazır mısın? Bak Aradaki mantığın güzelliğine bak. Kaç ile bölünebilme kuralı bakıyorum? 3 ile bölünebilme kuralı. Bir sonraki değeri bulurken aslında kaç eklemişim? 3 eklemişim. Yok artık hocam şaka gibisin. Ben değil matematik bu. Matematiğin bize oyunu arkadaşlar bu. A8 olabilir. İnanmazsan gel kontrol edelim. 8'e kadar da yok başka. A eşittir 8 verdim. Hocam 13 var. 8 var. Topladık 21 çıktı. 3'e böldük. 3 kere 21. Kalan 0. Bak. Büyücü mü dersin buna? Ya ben hayatımda bilmesem böyle bir şeyler büyücü derdim ya bunu yapına. Ya bu nasıl güzelliktir? Ya matematiği güzel yapan şey bu işte ya. Matematiğe aşık oluyorsun bununla ya. Ben böyle aşık oldum. Ben belki bunu defalarca anlattım ama ilk adım matematikte bir daha anlatmama rağmen bir daha aşık olmuyor mu insan? Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir silsiledir akıp gidiyor ya? Efsane bir şey ya. Matematik budur arkadaş ya. <laughs> A8. Ya benim hissettiklerimi hisseden kaç kişi var acaba? Çok merak ediyorum. A8 olabilir. A5 olabilir. A2 olabilir. Kaç farklı değer alır? 3 tane farklı değer alır dedim. Orası beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren nasıl buldu? Nasıl adım adım gitti? Çok tatlıydı. Gelsin yeni bölünebilme kuralı. Burada da anlatacağım onları. Rahat ol. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralı. Bunu anlatacağız. 5'i anlatacağız. Sayfa 12'lerdeyiz. Bitireceğiz. Bugün bu kadar yeterli bence. Son iki basamağı 4, 4'ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünür. Başka hiçbir şeye gerek yok. Aşağıdaki sayıların 4 ile tam bölünüp bölünmediğini kontrol edin. Edelim. Neye bakacağız hocam? Son iki basamağı 68. Yaz zaten bu iki basamaklı. Zaten burada çok kullanışlı bir e, kural değil arkadaşım bu, ama yapman gereken şu. Son iki basamak 68, 68 alacaksın, 4'e böleceksin. Bir defa var 4. Çıkarttım 28. 4 kere 7, 28. Diyeceksin ki nasıl bölünüyor? Evet, tam bölünüyor kalan kaçtır dedim kalan eşittir sıfır. Hocam bunda ne var ya biz bunu böyle de bulurduk. Nerede işe yarıyor biliyor musun bu kural? 3 basamaklı. Aha da son iki basamağa bakıyorsun. Son iki basamak kaç? 48. Böl 48'i e 4'e kalan kaçsa kalan olur. Bir kere 4 4. Çıkarttım 0. 8'in içerisinde 2 defa var. Çıkarttım 0. Demek ki kalan kaçmış? Kalan sıfırmış. Bingo. Nereye baktık sadece? Son iki basama. Başka hiçbir şeye bakmana gerek yok. Çok basamaklılarda işe yarıyor. Mesela dört basamaklı. Nereye bakacağım hocam? Sadece son iki basamağa bakıyorsun. Aldın geldin 53'ü. Kenarda dörde bölüyorsun. Kaç defa var? Bir defa var. Dördü yazdın. 13 kaldı. Kaç defa var? Üç defa var. Üç kere dört. 12 çıkarttın. Kaç kaldı? Bir kaldı. O zaman yapıştır. De ki kalan sayı eşittir. Birdir hocam. Al sana bir bin bingo daha. Aradaki mantığın güzelliğine bakar mısın? Ne güzel. Bunları yazıyorsun, buluyorsun. Geldim şimdi 5 ile bölünebilme. En sevdiklerinden biri olacak. Biri 5 ile bölünebilme, diğeri 10 ile bölünebilme. Bunlar inanılmaz kolay. Çünkü sadece son rakama bakmak yetiyor. 5 ile bölmek istiyorsan son rakam 0 ise, 5 ise tam bölünür, başka bir şeyse tam bölünmez. Mesela 82. Son rakam kaç? 2. Hocam o zaman yapıştırayım mı? Yapman gereken özünde ne biliyor musun aslında? 2'yi 5'e böleceksin. Kaç defa var? 0 defa var. Öğrendin artık. Çıkarttım kalan kaç? Kalan 2. Yazacaksın kalan 2. Gel buraya. Sonu kaç? 0. Hocam 0'ı 5'e böleceğiz. Tam bölünür değil mi? 0 kere 5 0. Çıktı kaç kaldı? 0 kaldı. O zaman ne yazacağız buraya? Şunu yazalım biz. Kalan eşittir 0. Mantık bu çünkü. Hocam burada 7 yazıyor son rakamda. Mantığı biliyorsun. 7'yi alıyorsun. 5'e biliyorsun. Bir defa var. 5'i çıkarttım. Kalan 2. Gel sana kalan 2'yi ben buraya yapıştırayım. Ahandı. Bu da biter. Mevzu biter. 12. sayfa bitti. Yorulduk ya. 30'lara geldiğimiz bu dakikalarda yola devam ediyoruz ki. Ama hedef var. Hani e, dur ya bu kitapta hep her sayfasında şu yazıyordu ya. Ne yazıyordu testlerinde? Pes etme başaracaksın. Harbiden bu paraloyla çıktık. Çeviremedim ekranımı. Çevirdim şimdi. Farklı bir soruyla karşındayım. Bakalım. 3, 5, A, 2. 4 basamaklı sayısının 4'e tam bölünebilmesi için. 4'e tam bölünebilmesi için A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Hocam 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Son 2 rakama bakıyordun. Gittim son iki rakama baktım. Kaçsın sen kardeşim? A2. A2'yi kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz tam bölünebilmesini istiyorsun. O zaman kalan ne çıkacak? Sıfır çıkacak. O zaman düşünüyorum. Ya arkadaş bu A dediğim değer 1 olabilir. Peki 1 ise sonuç nasıl ilerler? Gel ona bakalım. 12. 12 4'e bölünür mü? Bölünür. 3 kere 4 12 çıkartırım Sıfır kalır. O zaman bingo A1 olabilir. Hocam hepsini deneyeceğiz mi? Deneyeceğim tabii denemeyip ne yapacağım? Hatta hatta biz A'ya 1 dedik ama niye birden başlıyoruz? Aman diyeyim soru gider. Nereden başlayacağım? Sıfır. A sıfır da olabilir baksana. Sıfır iki. Sıfır iki. Dörde tam bölünüyor mu? Sıfır kere dört sıfır. Çıkarttım. Kalan kaç? İki. Hayır tam bölünmüyor. Hocam ne bölmeler yaptık bugün ya. Yemin ediyorum ben ilk defa gördüm diyen bence birçok arkadaş vardır ya. Kesin vardır ya. Otu, e, i̇kiyi vermeyi unuttum özür dilerim. A yerine iki yazıyorum. A yerine iki yazıyorum. 22 iki. Yirmi iki dörde bölmeye çalışıyorum. Dört kere beş yirmi. Kalan kaç? Kalan iki. Yok bu benim işimi görmez. A yerine gel. 3 yazalım. A yerine 3 yazarsam eğer 32 olur. 32'yi 4'e bölsek 4 kere 6 24 4 kere 5, 4 kere 7 28 4 kere 9 ben niye bölemiyorum ya bunu? 4 kere 9 36. 4 kere 8 32. Ha tam bölünüyor. Ondan bölemiyormuşum. Tam bölündü. Bingo. Aradığım cevap 3. 32 tam bölünüyor. Hatta biz böyle tek tek uğraşalım ya. Bak şimdi. 32 tam bölünüyor dedik. 42 olabilir. 52 olabilir. 62 olabilir. 72 olabilir, 82 olabilir, 92 olabilir. Buradaki değerlerin her biri A'nın değeridir. Dikkat et. Bir kere 32 bölünüyor. Bingo dedik aldık kenara. 42 bölünmez istersen dene. 52 bölünüyor. Uzatmıyorum mevzuyu istersen dene. 60, 62 bölünmüyor. Hiç o topa girmeyelim 62 bölünmüyor. 62, 52 olur dedik. Peki 72 bölünür mü? Bölünür. Kafadan bile yaparsın. 32 kadar 32 tam bölündü. Tak çıktı. Anlamadı. Anladı. Anladı anladı. Devam edelim. Bir dakika olmazların üstünü çizelim mi? Bunu olmaz dedik. Bunu olmaz dedik. 82 de olmaz dedik. Dikkat et, hep bir adım atlaya, atlaya geldik. O zaman diyorum ki, a'nın alabileceği değerler. Bir de ne vardı. Şurada birimiz vardı. Onu da işaretleyelim. Yani 12 değeri de bölünür dedik. O zaman aradaki 22 değeri bölünmez. Bu arada 02 değeri o da bölünmez dedik. Peki, a'nın alabileceği değerler nelerdir? 1, 3, 5, 7. 9 dedim. A'nın alabileceği değerler toplamını sordu. 9, 1 daha 10. 7, 3 daha 10, 20. 5 daha 25'tir. A'nın alabileceği değerler toplamı 25'tir dedim. Yapıştırdım 25'i. Gönder gelsin dedim. Sayfa atlamadık. Tamam. Şimdi böyle böyle bıdı 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 bir sayı var. Yalnız 2 tane bilinmeyen var. Dikkat et. 4 basamaklı sayısı 5 ile tam bölünüyor. 5'e tam bölünüyorsa hocam en sevdiğimiz kural diyordun ya. Son rakama bakıyoruz. Son rakam 0 bölünür. 5 ise bölünür. Başka bir şeyde tam bölünmez. Yoksa hepsi bölünüyor. B yerine gelebilecek kaç farklı değer vardır? Biz şunu istiyoruz senden. 7 A 2 B bölü çizgimizi çaktık buraya. 5'e böldük. Kalan kaçmış kardeşim? Kalan 0'mış. Ben 5'e bölünebilme kuralını biliyorum. Beynin alabileceği değerler sadece son rakama göredir. Ya 0'dır ya 5'tir. Yoksa tam bölünmez. Kaç farklı değer var? 2 tane farklı değer vardır dedim. Bu kadar da kolay bir soru. Keşke 5 gelse değil mi? Ama bazen zorlaşıyor sorular. Nasıl mı? Gel. Mesela. Gerçi yine 4 ile bölünebilmeyi vermişim. Sonraki sınıf 5'te. Evet sonrası 5'miş. Şimdi bu 4 ile bölünebilmede bak bir kuralımız daha var. 7x 35 ye. 5 basamaklı, 5 5 basamaklı şey işi. Şey. 4 ile bölündüğünde 2 kalanını verdiğine göre. Çok kritik. 7 x 35 y. Ben bunu 4'e bölüyorum. Kalan kaçmış? Kalan 2. Bunu her seferinde yaz. Çok yardımcı oluyor. Yeni alabileceği kaç farklı değer vardır? Onu soruyor. Hocam x sen dörde bölünebilme kuralında son iki rakama bakıyordun değil mi? X seni ilgilendirir mi? İlgilen. Hocam X'i niye yazmış? Kafa karıştırsın diye. Bilmeyen adamın kafası karışır. Sen, sen biliyorsun. Son iki rakama bakıyorum hocam. Aynen öyle. Şimdi biz 50, yani 5'ye 50 küsür bir sayıyı dörde böleceğiz. Bölüm sonunda kalan kaç olacak? 2 olacak. Hop! Buradayım güzel arkadaşım. Ufak bir hata yapmışım soruyu çözerken. Dörde bölündüğünde iki kalanını verir diyor. Ama ben bu videoyu çekip attıktan sonra sizden gelen yorumlar sayesinde gördüm ki iki kalanını verir. Ya ben tam bölünürü aramışım. İyi güzel arkadaşım. Hadi gel soruyu şuradan itibaren devam ettiriyorum. 5 şeyi 4'e böleceğiz. Kalan 2 olacak. Tamam hocam. Y ye yerine gelebilecek rakamları düşünelim. Ben tek tek hepsini denemek istiyorum sana ki bu sefer garanti yapalım. Gerçi o zaman da öyle yapmışız ama pek de garanti olmamış. Y eşittir 3 dedim. Y eşittir 4 olabilir. Y eşittir 5 olabilir. Y eşittir 6 olabilir. 7 olabilir. 8 olabilir. Bir de ne olabilir? Tabii ki 9 olabilir. Şimdi bunları nasıl deneyeceğiz? Ben gittim y yerine 0 verirsem aslında ne oldu? Sayımız 50 oldu. Ben 50'yi kaça böleceğim? 4'e böleceğim. Kalana bakacağım. 4'e böldüm. Bir defa var 4. Düştüm içerisine 0. Onun içerisinde 2 defa var 8. Düştüm kaç kaldı? 2 kaldı. Demek ki 50 olunca kalan kaç oluyor? 2 oluyor. Aha da benim aradığım cevap zaten bu. O zaman bir kere sıfıra onayı vereceğiz. Y sıfır olabilir. Peki Y diyelim ki 1 olsun. Burası kaç oldu? 51 oldu. 51'i teyit edelim bir de. Hocam 51'i bölü 4'ü yapınca cevap ne çıkar dersen şuradan böldüm 11 geldi. 2 defa verdim 8 geldi. Kalan kaç oldu? 3 oldu. Bu benim istediğim cevap değildi. Bu sefer geldim Y yerine 2 verdim. 52 oldu ki Güzel arkadaşım burada da bir kısa yolu var ama önce bir can çekişelim. Şöyle bir görelim olayı, gerçekten zorluğu bir görelim. Sonra kolay yolunu zaten anlatacağım sana. 52 geldim 4'e böldüm. Bir defa var 4. 12'nin içerisinde 3 defa var. Tam bölünür dedim ama biz ne dedik? Kalanın 0 olması durumunu da istemiyoruz. Biz bildiğin 2 kalanını istiyoruz. Peki y yerine bir de 3 verelim. Sayımız kaç olur? 53 olur. 53'ü 4'e bölüyoruz. Bir defa var. 4 düştüm aşağıya. 13 oldu. Yine ilk bu sefer 2 defa değil ama. Bu sefer 3 defa var hocam. 3 defa var dedim. 12 düştüm aşağıya. Kalan 1 oldu. E kalanın 1 değil. Biz kalanın 2 olmasını istiyorduk. E buna da bir cırt çektim. Geldim 4 verdim. Ey güzel arkadaşım burası 54 olunca 4'e bölünce bir defa var. 4 düştüm aşağıya 14. Sıkıldım biliyorum ama bekle az sabret bak mevzuya götüreceğim seni. Bir kere sıkılacaksın ondan sonra diyeceksin ki kalan 2 çıkıyor. Evet biz y yerine 4 yazınca 54 ve kalan böylelikle 2 oluyor ve benim istediğim değer oluyor. Ey güzel arkadaşım az önce çözdüğümüz soruda 3'e ile bölünebilme kuralında 3'er 3'er gitmişti ya son rakam. Dikkat et burada bir sonra bulduğumuz sağlayan değer kaç? 4 sonra ama 2 kalanını verenini arıyorsun hocam bir kere 2 kalanını verdikten sonra 4 ile bölünebilme kuralında son rakamın kaç olduğunu bulmak istiyorsan üstüne 4 ekle hatta bir daha ekle nasıl yani sonu 8 olduğunda yani 58 olduğunda da 4 ile bölümünden kalan 2 mi olacak aynen onu söylemeye çalışıyorum 4'ü düştüm aşağıya 18 4 kere 4 16 çıkarttım kalan kaç oldu 2 oldu kalan 2 oldu tam da benim aradığım değerdir işte bu Evet, y kaç farklı değer alabilir? Y'nin alabileceği değerler 0 olur, 4 olur, 8 olur. E tabii ki 3 farklı değer olur ki cevabı bulurum 15. soruda. 15. sayfada soruyu bitiririm. Sen o videoya kaldığın yerden devam ediyorsun. Öyle sert vurursan işte bozulur. Hep bundan bozuldu zaten bu. Güzel bir soruyla noktayı koyuyorum. 4 4 4 6A. 5 basamaklı sayısı 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veriyor. Bir dakika hocam şunu mu yazacağız? 4, 4, 6, A. 5 ile böleceğiz. Kalan kaç olacak? 3 olacak. A yerine gelebilecek değerlerin toplamını bulunuz diyor. Ey güzel arkadaşım 5 ile bölünebilme hangi kuraldan bahsediyordu? Son rakam 0 ya da 5. Hatırla bunları. Hatırlıyorum hocam. Son rakama baktın. Dedin ki ya benim sana ihtiyacım yok. Sayıların şuradaki sayılar ne olursa olsun tamamen kafa karıştırma tamamen kafa karıştırma. İlgilenmiyorum ben onunla. Çünkü 5 diyor ki sadece son iki rakama bak. Ne ilgileneceğim ben onunla? Benim ilgilendirme rakam belli. A'yı 5'e böleceğim. Kalan, kalan 3 olacak. Hocam A'ya değerler verelim. 0 olsun, A1 olsun. Yazacağım, yazacağım. Hepsini yazacağım. 2 olsun, A3 olsun, A4 olsun, A5 olsun. 6, 7, 8 ve 9. Rakamları farklı diyor mu? Demiyor. Onlara da çok dikkat ediyoruz. 0 olmaz. Tam bölünür çünkü. 1 olsa hocam kalan 1 olur. Yani şunu demek istiyorum. 5 özür dilerim. Aa! <laughs> A yerine 1 yazsak 5'e bölsek kalan kaç çıkar onu sormaya çalışıyorum. Biz 3 istiyoruz. 0 defa var artık biliyorsun bunu açıklamıyorum. Kalan 1 olur. O zaman biz 1'i istemiyoruz. 2 olur mu? Hayır kalan 2 olur istemiyoruz. 3 olur mu? E, dene gör. 3'ü 5'e bölüyorsun. 0 defa var. Çıkarıyorsun. Kalan kaç oldu? 3 oldu. Bingo. İşte senin aradığın cevap bu. Bu kadar ya. Geldim 4 numaraya. 4'ü kaça bölüyorsun? 5'e. Kalan kaç olacak? Yine 4 olacak. Cırt. 5 Beş, 5'e tam bölünür. Biz tam bölünsün istemiyoruz. 3 kalanın istiyoruz. Cırt. Cirt. Gördün çünkü. Gördün çünkü hepsini tek tek yapmanın bir anlamı yok artık. 8. Sekiz. Gel 8'i alalım. 8'i 5'e bölelim. Bir defa var. Çıkarttım 8'den 5'i. Kalan kaç oldu? Misler gibi 3 oldu. Cirt. Kaç tane değer bulduk? 2 tane der bulduk. Ama bize bu sefer toplamını sormuş. 8 3 daha. 11 dedim. Çözeceğim son soruda şunu söylüyorum. Yan yana 2 kazık anlamayana çok yazık. Zor cevap 11 dedim. Noktayı koydum gönder gitsin dedim. Hadi bakalım şu bölmenin tanımını gerçekten öğrenmiş miyiz? Bir de senden görelim. Sen de bu sorunun cevabını yorumlara yazıyorsun ama açıklamasıyla yazıyorsun ki bizden kalpleri topluyorsun. 17. sayfaydı bu. Açtım 18. sayfa. Ödevi hatırlatıyorum. Sayfa 140-141. Bak bu test 1'deki sorular arkadaşlar. Test 2'den 1-2-3 tane hatta 5-6 tane soru çözebilirsin ama bence bekle. Yarın ayrıntısıyla bölmeleri bitirelim. Sonra at kendini soruların içerisine. Git onları parçala. Hadi o zaman. En güzel yere geldik. 16. adıma tik atmaya geldik. Bölme bölünebilme. Gönderdim bölme bölünebilmeyi. Geçtim 17. adıma. 17. adımda ben bu masanın başında seni bekliyor olacağım. Bu sefer vazgeçmeden sonuna kadar birlikte götüreceğiz diyelim. Bir sonraki adımda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. İyi çalış be güzel arkadaşım. Çok çalış. Hedeflerin için çalış çalışmaktan başka ne yapabiliriz ki? Matematiği yapmaktan başka çaremiz var mı ki? En azından bu ilk adım matematiği yapmamız. Hoş geldin. Hoşça kal.